Medyaskop diye özel yayınından merhaba. Adil bir seçim için ne yapabiliriz başlıklı yayınımızın ikincisindeyiz ve bu ikincide önemli konuklarımız var. Oy ve ötesi desem herhalde duymayan yoktur Türkiye'de iç siyasetle ilgili. Oy ve ötesi 2014-30 Mart'ında yerel seçimlerin adil ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için gönüllülerin bir araya getirip oluşturduğu bir oluşum. O tarihten bu yana her seçimlerde gerek müşahit gerekse tutanakların kontrol edilmesi konusunda emek verdiler. Bir sivil toplum kuruluşu ve o sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulu başkanı Gözde Elif Soytürk ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Nuri Ayhan Usta konuğumuz. Onlarla malum Türkiye seçim sattım haline girdi diye bir cümleyi kurabiliriz. 2019 seçimleri için oy ve ötesi neler yapmak istiyor? Zira kendilerinden ciddi bir beklenti var. Ne tür hazırlıklar var? Ve daha da önemlisi oy ve ötesi gönüllüsü olmak, yani seçimlerin adil ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için çaba göstermek isteyenler için kapılarını nasıl açacak, bunun yöntemi ne olacak? Bu soruları soracağız kendilerine. Öncelikle Ayhan Bey sizden başlasam. Siz aslında hukukçusunuz. Bir seçim yasası çıktı. Her ne kadar ittifak yasası da dense. 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma usullerinde ilişkin yeni yöntemler geldi ki bunlardan en bilineni mühürsüz zarf ve pusulanın kullanılacak olması. Sizden çok kısaca bu yasada sizin sorunlu gördüğünüz, istismara açık olduğunu düşündüğünüz maddeleri, en önemlileri nelerdir? Onları bir dinleyelim. Öncelikle öyle istismara ya da istismara açık ya da sorunlu gördüğümüz şeklinde demeyelim de daha açıklığa kavuşturulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekli gördüğümüz maddeler diyelim. Mesela burada bahsettiğiniz mühürsüz oy pusulaları ile alakalı kamuoyunda çok ciddi bir yanlış anlaşılma var. Artık oy pusulaları ve zarfları mühürlenmeyecekmiş gibi bir algı var. Ancak hayır, böyle bir durum yok. Sadece sandık kurullarının ihmal suretiyle mühürlemediği pusulaların geçerli sayılacağına ilişkin bir madde getirildi, bir ekleme yapıldı maddeye. Ancak hala pusulaların mühürlenmesi zorunluluğu devam ediyor. Yani özellikle sandık kurulları ve sandık kurulu başkanları açısından bu maddenin doğru algılanması çok önemli. Çünkü seçim günü hala pusulalarımızı bizim mühürlememiz gerekiyor. Mühürlemediğimiz durumlarda ne olur? Bu kanun düzenlemesiyle beraber ihmalen mühürlenmemiş pusulaların geçerli sayılacağı düzenlendi, ancak kasten mühürlememe durumunda ne olacağı düzenlenmedi. Bu durumda özellikle sandık kurullarının ve sandık kurulu başkanlarının bilgilendirilmesi gerekiyor ki hala biz bu pusulaları mühürlemek zorundayız ve seçmenlerimiz de bunu kontrol etmeli. Evet, yani ihmalden öte bu bir kastene dönüşürse ne yapılacak? İhmal olduğunda daha önceden tutanak tutuluyordu. Daha önceki seçimlerde de ihmalen mühürlenmeme durumu söz konusuydu ama tutanak tutuluyordu. Kaç tane mühürsüz var? Bu seçim sonucunu etkileyecek miktarda mıdır, değil midir diye ilçe seçim kurulu gelip tutanağını tutup seçime devam ettirtiyordu. Şimdi her ihmalen mühürlenmeyen ne olacak? Tutanak altına alınacak mı? İhmalden kasıt bizim aklımıza unutmak geliyor. Sabahleyin biri uyardığında ya zaten geçerli sayılacak, biz bunları mühürlememize gerek yok gibi bir tutuma dönüşürse bu dezenformasyonla asıl büyük sorun, yani farklı uygulamalar o zaman ortaya çıkacaktır. Kanunun çok net anlaşılması gerekiyor. O zaman şunu anlayalım. Yine zarflar ve pusulalar mühürlenmek zorunda. Evet, daha önce seçim kurulları karar veriyorlardı. Evet, mühürsüzler kabul edilsin diye lokal kararlar geçerli olabiliyordu. Geliyordu, bakıyordu, diyordu ki evet bu mühürsüzler dışarıdan getirilmemiştir. Bu kadar adettir. Bu kadar da mühürlü olarak devam edecektir. Mühürlemenizi yapın, seçime devam edin deyip onun rakamını alıyordu. O rakam eğer gün sonunda ilçe veya genel seçimse herhangi bir sonuca etkisi varsa kararda şu şekilde veriyordu. Seçimi iptal edebiliriz ya da hayır, hiçbir etkisi yoktur, geçerli sayalım deyip ilçe seçim kurulu, yüksek seçim kurulu buna karar veriyordu. Şimdi bu tutanakla ilgili bir açıklama yok. Çünkü son yaşadığımız referandumda da tutanak tutulmamış olması kafalarda birçok soru işareti doğurdu. Biz de bu noktaya dikkat çekmemizin en büyük sebebi tutanak tutulacak mı? Buna yine kim karar verecek? Kaç sayıda olduğunun bir etkisi olacak mı? Bunların netliğe kavuşmasını bu netlik istiyoruz. İçin de Yüksek Seçim Kurulu'nun bir genelge hazırlaması gerekiyor galiba, değil mi? Evet. Kesinlikle. Yani zaten bu ittifak yasasında birçok maddede usul ve esasların Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirleneceğine dair atıflar var. Bunu düzenlerken şu maddelerdeki bu belirsizlikleri netleştirmesi çok faydalı olacaktır. Peki ikinci bir madde konuşmak istersek, sizce yine siz
sorunluyu ifadesini sevmiyorsunuz ama evet. Kendi ifadenizle değerlendirirseniz. Açıklığa kavuşturulması. Açıklığa kavuşturulması diyelim bunu. Oy ve ötesi son derece dikkatli ve hukuki terminolojiye hakim bir yer. Dolayısıyla biz de zaten onlara saygı duyuyoruz. Açıklığa kavuşturulması gereken başka hangi madde var? Mesela bu seçim sisteminde ilk defa karşımıza çıkan uygulayacağımız ve aslında olumlu da bir gelişme seyyar sandık uygulaması. Gerçekten sandıklara gidemeyecek vatandaşlarımızın oy kullanma hakları konusunda ciddi problemler vardı. Bunların sandıklara ulaşım konusunda güçlükler yaşanıyordu. Bu seyyar sandık uygulamasının bu anlamda bütün seçmenlerimizin oyunu kullanabilmesi için olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Ancak kanunda bu seyyar sandık uygulamasının detaylarıyla alakalı hiçbir düzenleme yapılmadı ve doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'nun düzenlemesine bırakıldı detayları. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun seyyar sandıkla alakalı düzenlemelerini gerçekten çok detaylı ve çok incelikli bir şekilde yapması gerekiyor. Çünkü ilk defa karşılaşacağımız, ilk defa uygulayacağımız bir durum. O seyyar sandıkların seyyarlığının müşahitlere ve siyasi parti temsilcilerine, seçmenlere uygulanmaması gerekiyor ki o sandıklardaki oyların güvenliğinden emin olalım. O sandıklar güvenli bir şekilde sayılabilirsin. Peki güvenli başka şekilde açıklığa kavuşturulması gereken nokta sizce ne? Başka açıklığa kavuşturulması gereken nokta eski kanunumuzda sandık çevresi ve sandık alanı diye iki farklı ayrım vardı. Sandık çevresi sandığın konulduğu alandan 15 metre yarıçap deniyordu. Sandık alanında 100 metre yarıçap deniyordu. Bu sefer farklı bir düzenlemeye gidildi. Sandık çevresi sandığın konulduğu sınıftır dendi. Bu esasında olumlu bir gelişme çünkü sandık kurulu başkanları ve müşahitler arasında sandık çevresi konusunda tartışmalar yaşanıyordu. Müşahitler sandığın bulunduğu sınıfta olmak isterken sandık başkanı hayır sandık çevresi 15 metredir, 15 metre uzağa git gibi tavırlarla karşılaşılabiliyordu. Şimdi sınıfın dışına çık diyecek. Şimdi sınıfın dışına çık diyebilecek. Diyebilecek. Şu anda sandık çevresinin bu şekilde netliğe kavuşturulmuş olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ancak sandık alanını tanımlaması komple kalktı. Artık sandıkların konulduğu bina, yapı ve müştemilat denmeye başlandı. Buradaki bu müştemilat ifadesinin özellikle genelgelerde çok örneklemeler yoluyla insanlara anlatılması ve okulların bahçesinin de bu müştemilata dahil olduğunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü teknik bir ifade kabul edilebilir. Herkes bilmek zorunda değildir. O gün farklı tartışmalara yol açmamak için Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu özellikle müştemilat ifadesinin netliğe kavuşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Bir de bu güvenlik güçlerine ihbar meselesi çok tartışılıyor. Evet. Bu öncesi ve sonrası yeni ne getirdi? Bu öncesi ve sonrasından da hemen bahsedelim. Önceki uygulamada güvenlik güçlerinin sandık kurulu başkanı veya sandık kurulu başkanı görevini yapmıyorsa sandık kurulu tarafından sandık çevresine çağrılması ve kolluk kuvvetinin çağrılmasını gerektiren problemi çözmesi yolunda bir uygulama vardı. İlk defa bu kanunda artık bu kolluk kuvvetlerinin seçmenin ihbarıyla sandık çevresine çağrılabilmesi imkanı getirildi. Bu tabii uygulamasının nasıl olacağını bilmiyoruz. Biraz yaşayıp görmemiz gerekiyor. Uygulaması hiç olmayan bir şey de değildi. Bizim sandık tecrübemize dayanarak söylüyorum ki zaten hani bir olay olduğu zaman seçmenlerin çağırması suretiyle de polis esasında gelebiliyordu. Ancak bunun bu şekilde yasal bir düzenlemeye kavuşturulması bu ihbarın niteliği ve şartlarını belirlememiş olması açısından biraz sıkıntılı. Çünkü her ihbar edene mesela polis gitmek zorunda olacak mı? Bu şekilde ihbarların niteliği belirsiz seçmenler tarafından yapılıyor olması kolluk kuvvetlerini ekstra bir meşguliyete düşürecek mi? O kolluk kuvvetleri geldiği zaman seçmenin ihbarıyla gelen fakat sandık kurulunu çağırmadığı kolluk kuvvetiyle sandık kurullarının ya da sandık kurulu başkanının karşı karşıya gelmesi ve problem çıkması durumu söz konusu olacak gibi sorunlar da önümüzde duruyor. Şöyle bir fotoğraf ihtimali var mı yasaya bakarak? Sandık, oy kullanılan sandığın çok yakınında silahlı bir güvenlik görevlisinin olma ihtimali. Böyle fotoğrafa cevaz veriyor mu bu yasa maddesi? Esasında vermiyor. Çünkü kanunda açıkça düzenlenmiş durumda kolluk kuvveti kendisinin sandık çevresine gelme zorunluluğunu doğuran olayın kalkmasından itibaren sandık çevresinden ayrılmak zorundadır. Ancak kamuoyundaki algılama ve bilgilendirme her zaman doğru bir şekilde yapılmıyor. Bu konunun özellikle bilgilendirmek için Yüksek Seçim Kurulu'nun, bizim de bu yönde çalışmalarımız olacak, Yüksek Seçim Kurulu'nun özellikle sandık kurulu ve başkanlarını doğru bir şekilde bilgilendirmesi, eğitmesi ve oraya çağrılacak olan kolluk kuvvetlerinin kendilerinin amiri olmadığını, kendilerine talimat veremeyeceğini netleştirilmesi gerekiyor.
Ama burada çok özür diliyorum. Şöyle bir risk var. Seçmen deniliyor. Seçmen gerçekten seçmen mi? Bu bir yazılı ihbarla mı verilecek? Yoksa sadece sözlü olarak yoldan geçen herkes bu sandıkta olay var deyip sürekli kolluk kuvvetini sandık başına asılsız ihbarlarla yönlendirme ihtimali var. Bu ihbarlar çok artarsa kolluk kuvvetinin orada sürekli durması bir norm haline gelirse seçimin uygulanmasında bir baskı oluşturma riskini bu madde doğuruyor. O yüzden biz şunu öneriyoruz, diyoruz ki eğer bir seçmense seçmen olduğunu beyan etsin yazılı bir şekilde ve şu sebepten dolayı şu sandığa gitsin, yazılı bir ihbar olsun. Böylece asılsız ihbarları caydırıcı bir etki olsun ki kolluk kuvvetli sürekli sandığın başında beklemek zorunda bırakılan bir durumla karşılaşmayalım. Bir de bu sandıkların taşınması diye özetlenebilecek bir mesele var. Bununla evet. ilişkin yeni ne getiriyor? Bu sandıkların valinin teklifi, isteği üzerine Yüksek Seçim Kurulu tarafından en yakın sandık bölgelerine taşınması düzenlemesi getirildi. Burada önemli olan valinin talebi olması. Bunda talebin en geç seçim gününden bir ay önce yapılması gerektiği düzenleniyor. Ancak şöyle bir problem var. Kararın ne zaman verileceği düzenlenmemiş ve bunun seçmenlere ne şekilde bildirileceği, seçmenlerin ne şekilde taşınmadan bilgilendirileceği düzenlenmemiş durumda. Yani bir ay önce vali talepte bulundu ama seçimden iki gün önce Yüksek Seçim Kurulu karar alırsa ve seçmenlerin bundan haberi olmazsa ne olacağı problemi var. Bu sandıkların taşındığı bölgelere ulaşım problemi olabilir. Seçmenlerin hemen 100 metre ötedeki okulda oyunu kullanması gibi bir imkanı varken belki ulaşımın, toplu ulaşımın olmadığı çok daha uzak bir okula taşınması ihtimali söz konusu olabilir. Seçmenlerin ne şekilde taşınacağı, ulaşımlarının nasıl sağlanacağı gibi problemler söz konusu olacaktır. Evet, önceden bu ulaşım ve mesafe zorluğu kanunda belirtilmişti. Fakat bu madde de kanundan çıkartıldı. Yani sandığı taşıdığı zaman Yüksek Seçim Kurulu ulaşım konusunda bir tahditleri, bir sınırlamaya o kadar çok uzağa götüremezsin. Tabii yani kolaylaştırıcı olması gerekiyor çünkü teşvik etmesi açısından. Eğer çok uzak bir mesafeye giderse ne kadar ulaşımını da sağlasa oy kullanmada caydırıcı bir etkisi olabilir. Ulaşım ve mesafe çok önemli bir başlık oy kullanmada. Bu maddeler önceki kanundan çıkarıldı. Şu an o zorluklara bakılmadan karar verecek. Vali talep edecek, aynı şekilde sadece vali değil, ilçe seçim kurulu başkanı da talep edebiliyor. Ama karar verme etkisi yine Yüksek Seçim Kurulu'nda. Ben taşımıyorum da diyebilir, taşıyorum da diyebilir. Bizim de burada sivil toplum olarak talebimiz, taşıyorsa da gerekçesinin niçin olduğunu ve bu taşımanın oy kullanmaya caydırıcı olan ne etkisi varsa bunları minimuma indirmesini talep ediyoruz. Bir de bu sandık kurullarına ilişkin Gözde Hanım bir yanlış bilgi var. Bu sandık kurullarının tamamen devlet memurlarından oluşacağına dair galiba. O konudaki netliği de sağlayalım mı? Tabii. Bundan 3 sene önce sandık kurulu 7 kişiden oluşur. 2 tane kamu görevlisi, 5 tane de siyasi parti temsilcisiyle üyeler oluşurdu. Bu 5 siyasi parti en son seçimde en çok oy alan 5 partiden seçilirdi bu üyeler. Son 4 seçimde bu iki kamu görevlisi yerine tekrar siyasi partilerden kurayla dahil edilecek üyeler seçildi. Her siyasi parti bir liste verdi ilçe seçim kuruluna. O iki kişi için kurayla kamu görevlisi yerine yine siyasi parti görevlisi eklenmişti. Şimdi tekrar geriye döndük. Kura sistemi kaldırıldı. O iki kişi kamu görevlisi olacak. Sandık kurulu başkanı ve kurul üyesi. Kurulun 7 kişisinin 5'i yine siyasi parti üyelerinden oluşacak. O siyasi partilerde en son seçimde yüksek oy alan 5 parti. En yüksek oyu olan 5 parti, evet. Peki tamam aslında. Ama ülke genelinde değil. Yani bazı yerlerde değişebiliyor. Bölgeye göre. Bölgeye göre. Peki şimdi bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Yasa çıktı. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'ndan da bir beklenti var galiba. Evet. Bunun genelgesini, bu açıklığa kavuşturulmamış kısımdan açıklığa kavuşturulması. Bu neler sizce kısaca, siz de bir hazırlık içindesiniz onu biliyorum. Bir evet. Yüksek Seçim Kurulu'na bir görüş bildireceksiniz galiba, evet. Da kamuoyunu açıklayacaksınız. Evet. Hazırlıklar nasıl gidiyor bu anlamda? Hazırlıklar iyi gidiyor. Yani biz bu ittifak yasası çıktığı gün, daha komisyona verildiği gün oturduk 6 gün baktık sadece. Anlayamadığımız o kadar çok şey çıktı ki bu soruların cevaplanması gerekiyor diye bir liste çıkardık. Ve bu soruların ne tarz önerilerle
kapsanırsa, ne kadar netliğe kavuşursa o kadar herkesin güveneceği adil bir seçim olur diye bir çalışmaya başladık. Herhalde 10 gün içerisinde bu çalışmamız tamamlanmış olur. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu soru işaretlerine çok net şekilde cevap verecek bir önerge hazırlaması, genelge hazırlaması çok değerli. Biz de sivil toplum olarak bunun için elimizden geleni yapıyoruz şu an. Peki orada biz artık az önce tariflediğiniz işte seyyar sandık gitti de nasıl gelecek? Evet. Kimler yanında olacak? Tribünlerin olmasını bekliyoruz açıkçası. O seyyar sandığa siyasi parti temsilcileri nasıl eşlik edecekler? Onların gözlerinden bir şekilde ayrılmaması, kontağın kesilmemesi gerekiyor. Ve sayımları nerede yapılacak mesela? Bu da öğrenmemiz gereken bir mevzu. Aslında en önemlisi gizlilik ilkesi sağlanabilecek mi? Seçmen hani eve gidilecek, orada bir perde olacak mı? Seçmen serbest ve eşit şekilde oyunu orada kullanabilecek mi? Saat 5'e kadar gelmediyse eğer sandık ne olacak? O insan oy kullanabilecek mi? 7'ye 8'e kadar devam mı edecek? Ederse açık sayım ilkesi götürülüp o sandık bir okulda mı sayılacak? Bunlara kim şahitlik edebilecek gibi gibi bir sürü sorular var cevaplanması, netleştirilmesi gereken. Bir de bu müşahitlik müessesesi. Hı hı. Bu nedir ve son seçimlerde nasıl uygulandı, şimdi nasıl uygulanacak? Müşahitliği de bir anlatırsanız çünkü ondan sonra artık oy ötesinde neler yapacağını geçeceğiz de. Şimdi bu sandık kurulu 7 kişiden oluşur. Ama bu 7 kişinin haricinde kurulda görev almayan fakat buna gözlemcilik yapan yine siyasi partilerin müşahitleri olabilir. Bu müşahitler kurulu izler, herhangi bir atlama, unutma, ihmal ya da yanlış uygulama bilgi eksikliğiyle de dahi olsa bunu uyarır. Der ki işte kanunda bu böyle böyledir, siz bunu yaptınız ama acaba böyle mi yapsak, kanuna göre düzeltmemiz mümkün müdür der. Eğer orada hayır düzeltmeyiz derse aynı şekilde müşahitin tutanak tutma hakkı da vardır. Oradaki en asli görevi seçimin kanununa uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını gözetler. Müşahitin görevi budur. Bunlar siyasi parti kimliği taşırlar. Bir siyasi partinin görevlisidir orada. Evet, siyasi partinin görevlisidir. Aynen. Biz bunu sivil toplum olarak siyasi partilerin bize verdiği destekle, yani müşahit kartlarında sivil toplumu partilere yönlendirip oradan müşahit kartlarını alarak gözlemcilik yapmasına uğraştık. Ve bunun için de aslında en önemli nokta eğitimli kişiler olması. Çünkü sandık kurulunda 7 kişi var fakat bu 7 kişinin aslında ne kadar kanuna hakim olmadığını gördük seçim süreçlerinde. En önemli faktörün o kanunu gerçekten ne kadar iyi bildiğini ve bunu nasıl düzgün uygulatacağını öğretmek olduğunu fark ettik. Eğitime ağırlık verdik. Peki şu an müşahitlik kurumu aynen 2019 seçimlerinde olacaksa nasıl olacak, yoksa bir düzenleme arifesinde miyiz? O konuda biz esasında bu seçim kanunundaki değişiklikle beraber müşahitliğin de değiştirilmesi için bir yasa teklifi gelmişti. Ancak bu yasa teklifi geçmedi. Şu anda müşahitlik eski uygulamadaki gibi devam ediyor. Herhangi bir düzenleme yok ama önümüzdeki süreç ne gösterir? Müşahitlik tekrar kanunla düzenlenir mi? Onu bilmiyoruz. Peki o geri çekilen maddeleri hatırlıyor musunuz? Ne getiriyordu? Evet, o geri çekilen maddelerde müşahitliğin Yüksek Seçim Kurulu'ndan onay almış kişiler tarafından yapılması ve bunların bir çeşit Yüksek Seçim Kurulu'nun kendilerine vereceği kartla müşahitlik görevini yapması düzenleniyordu. Ancak bizim uygulamada gördüğümüz durum, müşahitlerin genelde siyasi partilerden kendi aldıkları kartlarla seçim günü gidip müşahit olabilmeleridir. Esasında bu yasa teklifinde sorunlu olduğunu düşündüğümüz bazı durumlar var. Mesela sandık kurulu üyeliğinden gidelim. Sandık kurulu üyeleri bu şekilde YSK'nın atadığı kişilerden tamamlanamaması halinde sayıyı tamamlayabilmek için sandık kurulu çevresinde bulunan okur yazar kişilerden dahi tamamlanabilme imkanı var. Sandık müşahitliği, sandık kurulu üyeliğinin sandık kurulu başkanlığının daha altında hiyerarşik olarak bir mevkide olmasına rağmen bu şekilde zor şartlara bağlanması esasında teknik açıdan sorunlu bir alan olduğunu düşünüyoruz. Müşahitliğin daha serbest, daha özgür bir düzenlemeye ihtiyacı var. Evet. Peki şey sorsam size, bu akredite müşahitlik desem yanılır mıyım? Yüksek Seçim Kurulu'ndan onay almış bir müşahitlik kimliği. Bunda sorunlu bir taraf var mı sizce? Yasa geri çekilmiş ama belli ki müşahitlik konusunda niyet okumayı çok sevmiyorsunuz ama. Niyet okumayı çok sevmiyoruz ama bildiğimiz şu var ki bu çok zor bir süreç. Zaten yani bu ittifak yasasında değil, bundan bir önceki kanunda bu teklif edildi. Yüksek Seçim Kurulu Teşkilat Yasası diye bir yasada bu madde sunuldu. Komisyondan geçmedi, geri çekildi. Çünkü
aslında birçok siyasi parti biliyor ki bunun uygulaması çok zor. Yani biz müşahit kampanyası yaptığımızda bile son bir haftada insanlar motive olup tamam hadi ben de geleyim izleyeyim motivasyonuna giriyordu. Bundan bir ay önce ya da belirli bir süre önce başvurup kimliğini verip onay bekleyip böyle bir bu kadar motive bir toplumumuz yok, yok şu an. O açıdan uygulamada zorluk yaşıyoruz. Ki parti mensupları için bile aslında değil aynen, mi? Aynen kesinlikle partiler için de. Zaten büyük ihtimalle o yüzden geri çekildi. Ki peki o zaman değinmek gerekiyor. O bahsettiğimiz sandık kurulu üyesindeki 5 tane partili üyenin bile biz çoğu zaman tamamlanamadığını görüyoruz sandıklarda. Sandık kurulu üyelikleri dahi tamamlanamazken öncesinde onay alınmış bir müşahitlik organizasyonunun tamamlanmasını çok mümkün görmüyoruz açıkçası. Peki o zaman asıl sorumuza gelelim. Çerçeveyi böyle fotoğraf böyle çektikten sonra... Şu bir gerçek, benim çevremde de var, yazılarda da okuyoruz. Türkiye'de 2019'a dair adil ve güvenli bir seçim olmayacağına dair bu kanaati taşıyan ciddi bir kesim var. Oy ve ötesi olarak siz bu kanaati taşıyan kişilere elinizi taşın altına koyun mu diyorsunuz? Koymak için ne yapmalılar? Buna niyetli olanlar ne yapmalılar? Göre sizin. Öncelikle bu seçime güvensizlik konusunun biraz dezenformasyondan geldiğini düşünüyoruz. Evet bu açıklıklar, bu belirsizlikler, netsizlikler var. Bunlar netleştikten sonra seçime güvenilir mi, güvenilmez mi? Bir de güven çok farklı algılanan bir kavram. Yani bana göre güvenen, başkasına güven çok net olmayan bir kavram. Seçimi güvensiz bir şekilde lanse etmenin hiç kimseye faydası olacağını düşünmüyoruz. Biz güvenmek için buradayız. Güvenmek için elimizden ne geliyorsa tüm çalışmalarımızla topluma da bunu yaymak için hazırlanıyoruz. Projelerimiz var. 2019 seçimi ilk 30 Mart gibi gözüküyor, Mart gibi gözüküyor. O seçime kadar projelerimize herkesi dahil etmek için bunları duyuracağız herhalde. Nasıl duyuracağız mesela? Evet. Çalışmalarımız olacak. Gerek sosyal medyadan, gerekse klasik medyadan çalışmalarımızı duyurup olabildiği kadar insanları bu tarz bir güvensizlikleri varsa, bir kuşkuları varsa seçim sürecine oy vermenin dışında o oy verme gününün en azından tamamını kapsayacak şekilde katılımlarını sağlayıp seçim sistemine ve seçim gününe olan güvenlerini arttırmak için çalışacağız. Şimdi bu konuda muhtemelen netliğiniz yok ama şunu merak ediyorum. 2007 Haziran'da oy ve ötesi mensupları sandıkların başlarında müşahit evet. olarak bulundular. Siyasi parti kartları ki bu konuda bütün birçok parti kartlarını verdi sizlere. Evet. Referandumdaysa sahada yoktunuz ama tutanak topladınız merkeze. Evet. 200 bine yakın bir gönüllüden. Bu 2019 için neler düşünüyorsunuz? Sahada olmak, yine tutanak toplamak gibi neler var? Yani şu an önümüzde bir yıl var. Yani Türkiye'de bir yıl içinde neler değişebileceğini gerçekten bilmiyoruz. Ama biz sadece seçim gününden ibaret olduğunu düşünmüyoruz. Seçim takvimini birebir ele almamız gerekiyor. Seçmenin de bilinçlendirilmesi için daha fazla projelerimiz var. Takvim başladığı andan itibaren listelerde var mı yok mu, taşınıyor mu taşınmıyor mu? Önceden bina kontrolümüz vardı ama artık bu yasayla binalar kontrol edilemiyor maalesef. Çünkü karıştırılabiliyor listeler. Dezenformasyon var mı? Mühür gerçekten ne kadar geçerli, ne kadar geçersiz? Seçmenin de bu güveni elde etmesi için bu sürece katılması gerektiğine inanıyoruz. İlk baştaki projelerimiz seçmen odaklı. Hı hı. Seçim gününde yine tutanak teyidi kesin yapacağız. O devam ettiğimiz bir süreç. Müşahitlik organizasyonu ile ilgili ancak şunu söyleyebilirim. Hani biz yapmasak dahi bunun tüm partiler tarafından yapılabilmesi için ne kadar bilgi birikimimiz varsa gerekirse koordinasyonda destek olarak her sandıkta bir müşahit olmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Peki bu konuda galiba Yüksek Seçim Kurulu'nun genelgesi herhalde sizin bundan sonraki hareketinizi belirleyecek diyebilir miyiz? Çünkü orada bir bahsedilen meselelerde bir açıklığa kavuşturulması gereken noktalar var. O bir yol haritası mı çizecek siz açıkçası? Tabii ki. Özellikle genelge bizim açımızdan yol gösterici olacak. Genelge çıktıktan sonra da tabii ki çalışmalarımız devam edecek. Belki açıklığa kavuşturulması gereken alanlarda eksiklik görürsek biz açıklığa kavuşturabilmek için çalışmalar yapacağız. Onu önümüzdeki süreçte göreceğiz diyelim. Söylediklerinizden şunu anlıyorum aslında. Sizi herkes, belki ben de bu yanılgı içerisindeyim, oy verme günü sandık başlarını tutan insanlar olarak kodluyor ama... Öyle başladık. Öyle başladınız ama şu an mesela yasa çıktı. Yasadan 3-4 gün sonra sizin bu tek tek maddeleri yazıp altına da bu maddede şu açıklığa kavuşturulmalıdır diye bir
kapasite ürettiniz aslında. Bu arada bizim için çok önemli çünkü ilk defa biz böyle bir yorumda bulunduk. Dedik ki hani kanunda şunlar değişiyor, değişirken de böyle netsizlikler var. Bunlar netleşmesi gerekir ki seçim günü de herhangi bir uygulama farklılığı ya da bir sorun yaşanmasın. 298 sayılı kanun bizim bu işe başlama sebebimizdi. Kanun o kadar netti ki... Ne o kanun? Seçim kanunu. 298 sayılı kanun çok netti. Biz fark ettik ki aslında kanunda bir sorun yok. Sistem gayet güvenilir. Hatta bir sonraki seçimlerde seçsize olan güveni de gayet test ettik ve gördük. Sorun o kanunun düzgün uygulanıp uygulanmamasındaydı. Her şeyin eğitimden geçtiğini fark ettik. Şimdi bu kanuna değişiklik getirilince bizim bütün dayanağımız acaba soru işaretleriyle mi dolacak? Ne tür uygulamalar bizleri veya siyasi partileri veya seçmeni bekliyor? Asıl odaklandığımız şu anki nokta bunu netleştirmek. İlk projemiz bu açıkçası. Anladım. Şu an biraz bilgi toparlayıp insanları eğitmek üzere odaklı bir şey. Ama herhalde bu yine bahsetmek gibi bir genel... Esasında gördüğümüz problem mevzuatın kendisinden değil, seçimlere katılımın kendisinden kaynaklanıyor. Ne siyasi partilerin bu kanuna uygun bir şekilde kendi seçimin güvenliğini sağlayabilecek organizasyonların yeterli olmadığını gördük esasında. Siyasi partiler yetersiz diyorsun. Siyasi partiler yetersiz değil ancak siyasi partilere destek olacak seçmenlerin sadece oy kullanmaktan ibaret olmayan bir sorumluluğu var. O gidip oy kullandığı sandığı gözetlemeli, siyasi partilere başvurup müşahit, hatta sandık kurulu üyesi olmalı ve bu şekilde sandık kurullarındaki güvenliği sağlamalı. Yani bu kanunu esasında pratiğe dökmeli. Ancak bu katılımın yetersiz olduğunu gördük. Bu anlamda özellikle siyasi partilerin de bizim de seçmenlerin sadece oy kullanmaktan ibaret olmayan bir şekilde seçim gününe katılımını arttırmamız gerektiğini gördük. Sadece seçim günü değil, seçimin evet. tamamına sahip çıkılması gerektiğini inanıyoruz. Yani her türlü. Çünkü sadece adil ve şeffaf bir seçim, seçim gününden ibaret değil. Biz oy ve ötesine başlayıp seçimleri atlattıkça bunu da çok daha derin olarak gördük. Propagandalarından, finans kullanımından, kampanya süreçlerinden, yani adil dediğimizde aslında birçok paydaşın adil bir şekilde yarışması seçim için çok önemli. Yani seçmen tercihini neye göre yapacaktı ki, etkileri bile adil ve şeffaf bir seçimin içine giriyor. O yüzden seçim takvimi 90 gün boyunca çok önemli. Herkesin seçmen olarak da bu sürece dahil olması ve sahip çıkması çok değerli. Peki artık 4 yıllık bir know-how'ınız var. En çok aksayan yönler nedir diye sorsam, seçim sonucunun adil olmamasını sağlama ihtimali olan aksayan yön nedir? Bilgisizlik. Bu siyasi partilerde dahil mi, onların temsilcileri de? Yani hepsi değil tabii ki ama kanunu yeteri kadar hakim olmamak ve o kanundaki kelimeleri, cümleleri ya da kanun anlattığını farklı yorumlayabilmek en büyük sorun. Zaten bu yüzden bu kanun eğer böyle devam ederse çok daha büyük farklı algılara yol açacaktır. Ne kadar net olursa o kadar sorunsuz, bilgiye dayalı, çerçevesi çizilmiş, güvenli bir seçim bizi bekliyor demek. Peki siz burada siyasi parti kapasiteleri nasıl buluyorsunuz bu konuda? Aslında belirli bir duyarlılık var gibi CHP içerisinde, İyi Parti, Saadet. Gerçi AK Parti bu işi yıllar öncesinden çözmüş durumda. Onlar da benim sahada gördüğüm açıkçası en yasayı bilen, en hakim olanlar hep AK Partililerdi. Diğer partiler de o seviyeye geldiler mi? Esasında bu seçim kanunu üzerine yaşanan tartışmaların biraz bu seviyeyi de arttıracağını düşünüyoruz. İnsanlarda bir duyarlılık oluşturuyor. Bu oluşan duyarlılığın olumlu bir şekilde kullanılabileceğini düşünüyoruz. İnsanların sürece katılımını sağlamak için, az önce Gözde de dedi, seçim gününden ibaret değil, seçim sürecinden diyelim. O seçim sürecine katılımlarını sağlamak için esasında bu şimdilik kanun bazında dönen tartışmaların yararlı olduğunu düşünüyoruz. O zaman şu zor soruyu sorayım. Gerçekten bilgili, sandıkların bahsettiğiniz oy ve ötesinin kampanyalarına destek vermiş biri ve Türkiye çapında bu sonuç alıcı bir şekilde gerçekleşirse biz 2019'da gerçekten tereddütsüz, adil ve güvenli bir seçime ulaşabilir miyiz? Bu bilgi eğer bu Yüksek Seçim Kurumu'nun hazırlayacağı genelgede çok net, insanlar arasında farklı uygulamaya sebep vermeyecek şekilde olursa tabii ki oluruz.
Yani tereddütünüz yok sizin. Evet. Siz aynı kanıyı paylaşıyor musunuz? Aynı kanıyı paylaşıyorum ama bunun için dediğim gibi seçmenlerin katılımı gerekiyor. 200 binin üzerinde sandığımız var. 200 binin üzerinde sandık için 5 tane partinin sandık kurulu üyesi bulması demek 1 milyon kişiye denk gelir. Bu sandıklara gönderilecek müşahitlerle beraber seçmenlerin %3'ü, %4'ünün aktif bir şekilde görev alması gerekir ki seçimler sonuçlarından emin olacağımız şekilde güvenli geçsin diyebilirim. Bu acayip bir rakam. %3, %4 seçimin böyle hadi beraber yapalım adil olması için mobilize olması gereken bir oran zaten aslında. Zaten 7, yani normalde sandık kurulu 7 kişi, bu 7'nin olması lazım. Evet. 2 de müşahit olursa tanıdan yenmezler. Anladım. Peki, çok teşekkürler, sağ olun. Şuradan anladığım Oy ve Ötesi 2019'da giden seçim süreci için çalışacak. Şu an yasaları takip ediyor, genelgeleri bekliyor ve vatandaşların katılımına açıksınız. Ama bunun için sizin sitenizi takip etmek, duyurularınızı, kampanyalarınıza kesinlikle kulak vermek gerekiyor. Evet. Bir de Medyascope TV ailesi olarak bu kampanyalara kulak vereceğiz. Sizi 2019'a kadar herhalde birkaç defa daha konuk edeceğiz. Çok teşekkürler yerimize katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Evet, Oy ve Ötesi'nden iki konuğumuz vardı. Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Elif Soytürk ve Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı. Aynı zamanda da avukat Nuri Ayhan Usta, adil bir seçim için ne yapmalıyız sorusuna yanıt aradık. Gerçekten umutlu konuştular. Yeter ki oran çok ilginçti. Seçmenin %3'ü 4'ünün mobilize olduğu bir seçim olursa, bir mobilize olursa gerçekten 2019'da gerçek sonuca ulaşmak, adil ve güvenli seçime ulaşmak hiç de zor değil. Bu konuda da güvensizlik lütfen yayılmasın. Hoşçakalın, iyi günler.